Oğlum işim bitince oyalanma. Eve gel lütfen. Kadın tek başına ordu gibi ya. Girdiği yeri yıkıyor geçiyor. O ettiği lafa üzülmedin sen değil mi? Bak biz evlenmiştik babanla. Ben o zaman hamile kaldım sana. Ya anne boş ver, buna mı takılacağım? Babam güzel söyledi ama. Kadının içi bataklık gibi. Pisliğini sıçrata sıçrata dolaşıyor etrafta. Bir de Ece'nin sana göz koyduğunu söylüyor. Oğlum bak gördün. Dikkatli ol. Bir tatsızlık çıkmasın. Ya anne benim bir şey yaptığım yok ki. O zaman anlatayım sana sergi niye iptal oldu. Mustafa geldi Ece'nin fotoğrafını indirmeye kalktı. Aa niye? Sözüm ona ben Ece'nin çıplak fotoğrafını çekmişim. Ya Ece'nin üstünde omzu düşük bir bluz vardı. Ben buradan yukarısını aldım yani yüzüne odaklandım. Hay Allah ya. E ne oldu sonra? İndirdin mi fotoğrafı? Ece fotoğrafı elinden almaya çalıştı. O sırada da kaydı, çerçeve yere düştü, kırıldı. Ben de Mustafa'nın yakasına yapıştım. Ne? Oğlum yakışıyor mu bu sana? Ne demek bu? Sen medeni bir çocuksun. Ya anne senin haberin yok. Bundan önce iki kere saldırdı bana. Ece yüzünden mi? Bak bu da yanlış bir tabir. Niye Ece yüzünden olsun ki? Onun özgüvensizliği ve kıskançlığı yüzünden. Hayır ben tacizci falan olurum. Ece'ye zorla bir şey yapmaya kalkarım. Rahatsız ederim. Ece de kendini koruyamayacak bir durumda olur. Gelir o müdahale eder. Ona bir şey demem. İşler bu raddeye geldi ha. Oğlum lütfen uzak dur biraz Ece'den. Ya konuştum. Konuşmadım mı sanıyorsun? Bugüne kadar sevgilisi olan bir kızla olmadım dedim. Hatta uyardım da böyle davranmaya devam edersen Ece'yi kaybedersin dedim. Ama herif aşırı kıskanç. Ece'yi sürekli baskı altına almaya çalışıyor. İlişkileri de bu yüzden kopma noktasına geldi zaten. Sen olmasaydın ilişkileri belki bu noktaya gelmezdi. Ya anne yapma. Sen Deniz ablayı kıskanmıyor musun? O da seni bal gibi kıskanıyor. Ama ben hiç birbirinize saldırdığınızı görmedim. Bak ben olmasam Mustafa yarın öbür gün başka birini risk olarak görse yine aynı şeyi yapacak. Çünkü kendiyle problemi var herifin. Birini kaybetme korkusuyla baskı altına almaya kalkarsan korktuğun şey başına gelir. Haklısın. Haklısın da. Anne. Ben artık Ece'ye karşı duygularımı bastıramayacağım. Madem bu yüzden sürekli tartışma çıkıyor, giderim ne hissettiğimi söylerim, ne olacaksa olsun. Oğlum, beni seviyorsan yapma. Bak, ikimiz de çok zor durumda kalacağız. Bırak ilişkileri kendi seyrinde gitsin. Biterse ne âlâ. Bu ne? Oğlum, ben gitmek istiyorum artık. Yok, olmuyor. Ben burada oldukça daha fazla sorunlar çıkacak. Ben kimsenin hayatına, ilişkisine diken gibi girmek istemiyorum. Hem bak şükür iyiyim de. Ya anne, lütfen biraz daha zaman tanı. Bak, yanlış anlamını istemem ama gelecek celse büyük olasılıkla babası Ozan'ın velayetini alacak. Deniz abla da Ozan'ı bırakamayacağına göre peşinden gidecek. Böylece babam ve senin için bir fırsat doğacak. Anne, lütfen bu şansı öldürme.
Ne yapıyorsun burada yalnız başına? Deniz Hanım nerede? Babasına gitti. Ozan orada ya. Ece? O da mı orada? Yok. Ece dışarı çıktı. Kafasını boşaltacakmış. Moral falan kalmadı kimsede. Ayşen, benim sana bir özür borcum var. Tamam, önemli değil. Sıkma canını. Yok. Buna da üzülüyorum. Yani sana haksızlık ettim. İnanmalıydım. O zaman yeni bir başlangıç yapalım. Ben hiç değişmedim. Bunu bil yeter. Nereye gidiyorsun? Yani soran olursa. Bir işim var. Dönerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.